IŞİD denilen Allah'ın belası canavarlara karşı koruyan bir kadın savaşçı. Burada sizin dert etmeniz gereken şey IŞİD bizim yanı başımızda sınırımızın öbür tarafında Kürtlere saldırırken üstelik Kürtler dediğiniz insanlar sizin memleketinizin 20 milyondan fazla vatandaşının akrabaları siz öyle zor bir zamanda öyle bir kıyamet anında gidip Koca bir devlet olarak onlara destek olmak varken IŞİD'e karşı onları desteklemek ve onlarla çok güçlü bir bağ kurmak ve bu sayede Orta Doğu'da Suriye'de çok itibarlı bir devlet olmak her masada olmanızı sağlayacak o hamleyi yapmak varken IŞİD'le petrol ticareti yapıp Suriye'deki cihatçı çetelere yüzlerce binlerce tır silah gönderip neyi başardınız? Tam olarak amacınız neydi? Kaldı ki <laughs> ya Melisa Sözen bir oyuncu çok da iyi bir oyuncu ve bir karakteri canlandırmış. Arasında aradan 7 yıl geçmiş şimdi onu buradan linç etmeye çalışıyorlar. Terörist falan filan diyorlar yani. Artık ülkede çok ciddi bir yani travma hali var. Çok ciddi bir mantıktan akıldan kopuş var. Her tarafta şiddet olayları oluyor. Her tarafta saldırılar gerçekleşiyor. Bilmiyorum yani çok acayip. Evet Gürkan Taş bir karakteri değil bir teröristi demiş. Hayır katılmıyorum size. Katılmıyorum size sizin şehrinize yaşadığınız şehre IŞİD saldırsa ve siz kendinizi korumak için ortada bir devlet yok, ortada bir sistem yok, sizi koruyabilecek bir ordu yok. Ve siz IŞİD'e karşı mücadele ediyorsunuz, terörist mi oluyorsunuz arkadaşlar? Lütfen yani. Yani bu kadar, bu, bu kadar ayağa düşürülmüş, bu kadar önüne gelene yapıştırılan bir kelimeyi bu kadar rahat kullanmayın. Kaldı ki, kaldı ki bir oyuncu her türlü karakteri canlandırabilir her türlü karakteri canlandırır. Kendine göre sınırları olabilir. Kendine göre tercihleri olabilir ama her karakteri canlandırabilir. Çok acayip yani. Çok acayip. Gelecekler sizin yurdunuzu işgal edecekler, şehrinizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu kaçıracaklar. Korkunç şekilde katliam yapacaklar. Namusunuza el uzatacaklar ve siz kendi şehrinizi koruduğunuz için terörist olacaksınız. Neden? Çünkü sizi yöneten ülke, ülkenizdeki yöneticiler, politikacılar sırf kendi menfaatleri için, sırf iç politikada kullanabilmek için bunu kullanıyorlar ve sizin de hoşunuza gidiyor bu.